Malumunuz yeni bir sinema dizisi çekildi ve bunun ilk gösterimini hemen yürürlüğe girer girmez birlikte izleyelim istedik. Bununla ilgili de bir tabii hassasiyet var aslında. Yani böyle bir sonun yaşanmasını hiçbir zaman istemiyoruz. Bizim evladımız, Eren kardeşimiz. Hatta şöyle bir küçük bir anekdot aktarmak istiyorum. Filme geçeceğiz, çok fazla uzatmayacağım ama beni Trabzon'dan bir hocamız aradı. Ben dedi ki, Eren kardeşimizin şehrinden arıyorum. Buranın İmam Hatibiyim. Sizden biz Eren Bülbül Camii'ni onarıyoruz. Sizden de destek istiyoruz dedi. Ben de acaba dedim gerçek mi değil mi bir araştırayım. Araştırdım. Dedim ki bu kardeşimiz nihayetinde artık bu milletin bir evladı oldu. Herkese de mal oldu. Dolayısıyla biz buraya tabii ki ufak tefek destek olmak isteriz dedik ve destek olduk. Bunu şunun için anlattım. Hepimizin evladı var. Herkes, her anne baba evladını bu ülke için, bu millete hizmet etsin. Tabii ki kendine de ailesine de baksın ama ülkenin iyi bir ferdi olsun, evladı olsun diye yetiştirir. Biz de evlatlarımızı böyle yetiştiriyoruz. Ama tabii hiçbir terör unsuruna da fırsat vermek istemiyoruz. Verilmesini de istemiyoruz. Milletimizin diri ve uyanık olmasını istiyoruz. Her an teyakkuzda olmasını istiyoruz. Aslında 15 Temmuz'da da buna hep birlikte şahitlik ettik. Ben Eren kardeşimizi rahmetle anıyorum. Bir kez daha tüm milletimizin başı sağ olsun inşallah. İyi ki bu tür sinema, dizi, film gibi etkinlikleri yaparak bunları hatırlamamıza da vesile oluyorlar. Ben yapımcı kimdir o yönüyle hiç incelemedim, bakmadım ama kimin emeği ve katkı varsa hepsinden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yaşatacağız, gelecek nesillere de aktaracağız. Bu ülkeye zarar vermek isteyen ya da bu ülkenin ayarlarıyla oynamak isteyen her kim olursa olsun, ben bu vatanın evladıyım, siyasi bir konuşma da yapmıyorum ama her zaman dimdik bu vatan için, bu ülke için de mücadele etmeye hazırız. Bunu da ifade edeyim. Sizlerin de bu duygu ve düşünce içerisinde olduğunuzu çok iyi biliyorum. Çekilişle efendim böyle bir organizasyon yaptık ve şanslı talihliler sizler oldunuz. Ben katkı ve desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yılda da şehrimizde pek çok güzelliğin hayata geçirilmesi için el birliğiyle mücadele edeceğiz ama sizlerin katkı ve destekleri de bizim için kıymetlidir. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bizlere fikirlerinizle, önerilerinizle lütfen destek olmaya devam edin diyorum. Hepinize iyi seyirler diyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Ben de eşimle beraber seyredeceğim. ありがとう。Çok güzel bir film. Ben Trabzonluyum. Aynı yerden oralıyım. Filmle ilgili bir şey çok duygulandırdı beni. Kalemlerle, bir kalemi bir sürü çocuk kullanıyordu. Ve benim çocuğumun bir sürü, bir çanta dolusu kalemleri vardı ve onlar aklıma geldi. Çok üzüldüm. Buna en çok üzüldüğüm nokta buydu. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. Beni çok eskilere götürdü. Hani bildiğim, yaşadığım şeyi yani tekrar şey yaptım hani ve çok güzeldi yani. Çok duygusal öyle. Filmi izledim. Gerçekten çok güzeldi. Çok duygulandım. 15 yaşındaki bir çocuğun vatanımıza kendini feda etmesi gerçekten çok duygusal bir durum. Hayatım boyunca birçok filme gittim. Yani Eren Bülbül'ü tanıyordum. Yani daha önce bunun hikayesini biliyordum. Tekrar tekrar izledim. İzlediğimde yani normal bir duyguda değildim. Tamamen duygularımı kaybetmiş, ağlamış olabilirim. Başkanımızın adına bize bu filmi sunduğu için
Teşekkür ederiz. Daha önceden Eren'in hayatını biliyordum zaten ama hani böyle filme yansıtılınca daha duygusal olmuş, daha güzel olmuş. Bu etkinlikte emeği geçen bütün herkese teşekkür ederiz. Öncelikle Alper Taban'a ve İnegöl Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Yapımcılara da çok teşekkür ederiz. Böyle bir filmi bize izlettikleri için, bu keyfi bize yaşattıkları için. Öncelikle film çok güzeldi. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Bu programı düzenleyen İnegöl Belediyesi ve Belediye Başkanımız Alper Taban'a çok teşekkür ediyorum. Bu programların devam etmesini umuyorum.